أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم رب زدنا علما وفهما والهقنا بالصالحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أما بعد. إمام مسلم صحيحinden كتاب الإيمان kısmında devam ediyoruz okumaya. 128. hadiste kalmış idik. Rivayette kalmış idik daha doğrusu. Kale Müslim rahmetullahi aleyh Muhammed ibnul Mutenna kale hattetena Abdurrahman ibn Mehdi an Şube an Abdillah ibn Cabr قال سمعت أنسا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق بغض الأنصار وآية المؤمن حب الأنصار. نبي زيشان'ın şöyle dediğini Enes bize aktarıyor. Buyuruyorlar ki Resul-i Kibriya aleyhissalatu vesselam, Ensara buğz etmek, Medineli müminlere buğz etmek münafıklığın alametidir. Ama Ensarı sevmek de imanın ve mümin olmanın bir göstergesidir. Tabii Medine'de münafıklar çok ve bunlar biliniyor bütün toplum tarafından. Münafıkların en büyük düşmanları Müslümanlar içerisindeki grup olarak Medineli Müslümanlar. Niye? Çünkü onlara göre Medineli Müslümanlar toplumunu satıp dinini değiştirip Resulullah'ın mesajına kulak verdiler. Oraya dayanan bir düşmanlık tarihsel olarak var. İkincisi, bu Evs ve Hazreç kabilelerinden birbirlerine olan ta Yemen'den gelen düşmanlık Ensar hakkında daha sonra yeniden depreşen damarlar veya duygular olabiliyor. Bu yüzden Ensar'ın sevilmesi veya buğz edilmesi Ensar'a karşı ciddi bir problem olarak tarihte hep var ola gelmiştir. Ona dikkati çekiyor Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Dolayısıyla artık bir nevi iş sen ben kavgasından çıkmış, iman ile ancak bu problem çözülebilecek düzeyde büyümüş. O da anlaşılıyor. Diğer rivayetimiz, قال مسلم رحمه الله عليه حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حب الأنصار آية الإيمان وبغضهم ayetün nifak. Sadece takdim, tehir var metinde değil mi? Başka bir farklılık var mı?
Yok. Başka bir farklılık yok. Sadece takdim ve tehir var. Ama biz bunu da lafızdaki değişiklik listesine alıyoruz. Değil mi? Bu yüzden de zaten İmam Müslim bu rivayeti asıl hadis olarak değil, mütabi' hadis olarak tahricini yapmış. 129 no'lu hadisimiz. Ve kâle Müslim ve haddeteni Züheyr ibn-i Harbin kâl haddeteni Muad ibn-i Muad ha isnat değişti. Ve kâle Müslim haddetena Ubeydullah ibn-i Muad ve lafzu leh. Lafız Ubeydullah'a ait. قال حدثنا ابي Muaz diyor ki babam Enes bana nakletti. Dedi ki قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء ابن عازب يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم براء بن عازب şu rivayeti Resul-i Kibriya'dan naklettiğini ben duydum. Diyordu ki Allah'ın elçisi ennehu kal fil ensar la yuhibbuhum illa mu'min. Ensar hakkında konuşurken Resul-i Kibriya dediler ki ensarı müminlerden başka kimse sevmez. Çünkü Medineli yerli münafık ve kafirler hiç sevmez. وَلَا يُبْغِضُهُمْ اِلَّا مُنَافِقُونَ Ensara da sadece münafıklar buğz ederler. مَنْ اَحَبَّهُمْ اَحَبَّهُ اللّٰهُ Kim ensarı severse Allah da onları sever. وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ اَبْغَضَهُ اللّٰهُ Kim de ensara buz ederse Allah da onlara gazap eder, buz eder, hoşlanmaz onlarda. Gale. Tabii bunu söylerken bir nevi hem o gün asr-ı saadette hem de ondan sonra ipuçları, işaretleri görülmüştür ki Resulullah Efendimiz'e böyle bir uyarıda bulunuyor. Nitekim Resulullah'ın vefatından sonra ciddi anlamda halifelik meselesinde Mekkeli, Medineli, göçmen, yerli tartışmaları yapılmıştır. Resulullah Efendimiz bu tür konuşmalarıyla biraz olsun onun önüne geçmeye çalışmış. Bu her devirde olur. Bugün de var. Bazı insanlar var. Bakıyorsun, hiç hayat felsefesiyle uyuşmayan, örtüşmeyen adamı destekliyor. Diyorsun ki, ya nasıl olur bu? Sen de mi yani? Falan diyorsun. Hocam adam bizim köylü diyor. Değil mi? Bu bizden olsun, çamurdan olsun derler. Var mı sizde öyle bir söz? Halbuki bu İslam şunu söylüyor. Zulüm bizdense ben bizden değilim. Zulüm bizdense, bizim toplumumuzdan, bizim adamımızdan çıkıyorsa ben o bizim içinde yokum. Çünkü ben mazlumun yanındayım. Resulullah Efendimiz de bu tür hadiseleri önüne alabilmek için erkenden tedbir almış oluyor bir nevi. Kâle şûbe kultu li adiyyin semi'tehu minel berâi kâle iyyâye haddede. Efendim şûbeye dedim ki yahu sen bu rivayeti adinin bizzat beradan duyduğuna emin misin? Tabii tabii dedi.
bu hadisi kesinlikle nakletti. Duymuş Bera'dan bu hadisi Adi dedi. Peki 130 nolu hadisimiz. Kâle Müslim rahmetullahi aleyh haddetena Kuteybe ibnu Sa'id kâle haddetena Yaqub yani İbn Abdurrahman Abdurrahman'ı kastediyor. El-Gariye an Suheylin an ebihi an ebi Hurayrate radiyallahu an enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال لا يبغض الانصار رجل يؤمن بالله واليوم الاخر. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir insan kesinlikle ensara buz edemez. İmanı müsaade etmez. Aslında bir ensar değil. Fakat görünen veya o anda olan olay sadece ensarda olduğu için Resulullah Efendimiz uyardı. Yoksa hiçbir Müslümana buğz etmez. Müslüman Müslümana buğz etmez. Müslüman la tebağadu diyor değil mi? Efendim her Müslümana karşı aynı tavrı gösterir. وقال مسلم أيضا حدثني عثمان بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حا وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة كلاهما عن الأعمش iki isnatta da ortak ravi sonra birleştikleri nokta Ameş. An Ebi Salihin, An Ebi Sa'idin radiyallahu anh kâle el-Hudri değil mi? Ebu Sa'id el-Hudri. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme la yubğidul ensara raculun yu'minu billahi vel yevmil ahir. Yukarıdaki hadisin efendim bir benzeri zaten mütabi olarak getirilmiş, rivayet edilmiş. Allah'a ve ahiret gününe inanan hiçbir kimse ensara buğz edebilemez. Peki 131 nolu rivayetimiz. Kâle Müslim rahmetullahi aleyh haddetena Ebu Bekr ibn Ebi Şeybe قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش حا وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش أعمش تيينة birleşiyorlar her üçü de عن عدي بن ثابت An zirrin gâle. Gâle Aliyyün radiyallahu an Hazreti Ali. Bu tarz dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Ne tür bir rivayet bu? Sözün sahibi bakımından ne tür bir rivayet? Senedin müntehası bakımından. Sahibi sözü ne diyoruz ona? Mevkuf. Mevkuf haber. Mevkuf. Müslim'de mevkuf haber son derece azdır. Bu da onlardan bir tanesidir. Müsnetlerde mevkuf ve maktu haber hiç yoktur. Hemen hemen. Nadirattandır. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde baktığınızda Bezzar'ın veya efendim Umeydi'nin veya Tayalisi'nin müsnetlerde merfu haberler çoktur. Müsnetlerin en bariz özelliği
muttasıl olsun, munkatı olsun. Yani senedi bitişik olsun, kopuk olsun. Merfu hadisleri. Yani peygamber sözlerini toplarlar. En önemli özellikleri bu müsnetleri. İmam Müslim'in eserinin adı ne idi? El Cami'ul Musnedus Sahih. Yani aslında bu da müsned. Müsned'in bazı özelliklerini de içine alıyor demek ki. O da nedir? Mevkuf haberlere son derece az yer vermesi. Müsnedlere benzemeyen yönü nedir peki? Fıkıh konularına göre hadisleri dizmesi, tertip etmesi. Oysa müsnedler isme göre. Böyle arada yani Müslim'in eseri bir geçiş dönemi eseridir. Fakat hocası Buhari'nin eseri sünenlerde veya alel evvab tarzı eserlerde mevkuf ve maktu haber azdır iddiasını kökten yıkmıştır. Sünenler ve efendim camilerde en fazla mevkuf ve maktu haberin yer aldığı eser İmam Buhari'nin eseri. Tirmizi olarak bilinir daha çok. En çok orada var. Ama Buhari'nin teracimi hesaba katılmadan söylenir bu. Halbuki Buhari'nin teracimi sayıya dahil değil. O 4000 mükerrersiz, mükerrerle beraber 7000 sayısına dahil değil. Teracimdeki rivayetler. Üstelik İbni Hacer Askalani'nin Tagliğut Ta'liq diye eseri ne yapıyordu orada? Buhari'nin bab başlıklarında teracimde muallak olarak zikrettiği, burası önemli, merfu hadisleri teracimde senetsiz zikrettiği merfu hadisleri sadece isnadını buluyor İbn-i Hacer. Peki teracimde senetsiz olarak zikredilen yüzlerce mevkuf ve maktu haberde var. Onlar hiç hesaba katılmıyor. Hal böyle olunca İmam Bukhari'nin efendim El Cami'ul Musnedus Sahih min umuri Rasulillahi sallallahu aleyhi ve selleme ve sünenihi ve eyyamih adlı eseri tam bir ayet merfu hadis. Yani Resulullah sözü, sahabe kavli ve tabi'in içtihatları. Bütün bu dört efendim unsuru harmanlayıp bütüncül olarak ortaya koyan bir eser. Kanaatim o ki efendim Buhari hakkında çok haksızlık var. Genelleme içine sokuluveriyor Buhari. Ehli hadisin baş imamı, ehli hadistendir. Ehli hadis de şöyle düşünür denilerek, mesela bunlardan en önemlisi bana göre, ehli hadisin imamı Buhari'dir. Kütüb-i Sitte'nin en önünde gelen imamı. Ehli hadisin düşüncesi de şudur. Nedir? Hadis ile sünneti aynileştirmişler. Müteradif kullanmışlar.
Efendim hadis demek sünnet, sünnet demek hadis şeklinde anlamışlar. Sünneti hadise indirgemişler, merfu hadise indirgemişler diyorlar. Merfu hadise, peygamber sözüne. Yani sahabe ve tabi'in akvalini ve efalini itibara almamıştır. Ashab-ı hadis deniyor. Şafii de böyle yaptı diyor. Ahmet bin Hanbel de İmam Buhari de böyle yaptı deniliyor. Benim araştırmamda bu cümlenin Buhari'ye söylenemeyeceğini net bir şekilde ifade ediyor. Bu söz Buhari için geçerli değil. Diğerlerini bilmem. Ama Buhari için asla geçerli olamaz. İmam Buhari tıpkı İmam Malik gibi ashabın ve tabiinin akvaline de efaline de yeterli değeri veriyor. Fakat ne büyük hazineler ki bu Buhari, Müslim, yüzyıllar geçti. Nice insanlar i'mali fikir yapıyor üzerinde. Hala bitmiyor ya. Efendim bereket ya. Bereket. Peki şuradan çıktı. İmam Müslim'in sahihi son derece kısıtlı sayıda, sınırlı sayıda mevkuf habere yer verir. Onlardan bir tanesini karşımızda görünce heyecanlandık yani. Onun için bunları söylemiş olduk. قال علي رضي الله عنه والذي فلق حبه وبرا النسمه فلق ne? Delmek, yarmak, çatlatmak. El habbede dane, buğday, tohum. Tohumu çatlatan. Yani Allah'a ayete atıf yapıyor değil mi? Kul e'udu bi rabbil felak. Değil mi? Felak. Tohumu çatlatan. Yani tohum ölmüş, kuru. Değil mi? Ölmüşten diriyi çıkartan bir anlamda. Evet. Tohumu çatlatana and olsun Allah'a. Başka? Ve bera'e ey halaka, değil mi? Bari Teala deriz. Yaratıcı. Ve bara'e enneseme, enneseme sahibin nefes demek. Nefes alıp veren her türlü canlı manasına da gelir ama burada insan da diyebiliriz veya canlı olduğu bütün canlıları yaratan, tohumları da çatlatana andolsun ki. İnnehu la ahdun nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme el ummiyyi. Ümmi olan nebiyyi muhterem bana ahit vermiştir kesinlikle. Söz vermiştir. Ne konusunda ileyye? En la yuhibbeni illa mu'minun ve la yubghidani illa munafikun. Beni sadece müminlerin seveceği ve bana karşı sadece münafıkların buğz edeceği konusunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana garanti vermiştir. Ağır bir ifade. Yani ey Muaviye taraftarları veya hariciler, siz bir anlamda nifak alameti taşıyorsunuz demek istiyor. Çünkü Resulullah'ın benim aklımda bir cümlesi var. Seni sevmeyen münafık.
Ağır bir cümle değil mi gerçekten? Hazreti Ali de söz üstadı aynı zamanda. Efendim ve Haydar-ı Kerrar değil mi? Savaş üstadı. Ben de ilk defa duyduğum için rivayeti siz de dinlemeyenler için hatırlatmış olayım. Çok dikkatimi çekti benim. İhsan kavramıydı bu hafta. Rivayet şöyle. Hazreti Fatıma ile Ali'nin ilk oğlu olunca Resulullah Efendimiz heyecanla gelmiş. Nerede benim oğlum? Gösterin bakayım bir torunu mu? Efendim gösteriyorlar. Adını ne koydunuz peki diyor. Hazreti Ali diyor ki harp koyduk ya Resulallah. Bunun adı Hasen'dir diyor. Adını Resulullah Efendimiz harpten değiştiriyor, koymuyor harp. Hüseyin Efendimiz olduğunda da aynı durum oluyor. Aynı soruyu soruyor. Hazreti Ali diyor ki yine harp koydum diyor. Bunun adı Hüseyin'dir diyor. Üçüncü çocuk olan doğduğunda yine aynısı oluyor. Hazreti Ali yine harp koydum ya Resulallah diyor. Hayır diyor, bu da Muhsin'dir. Muhsin. Küçük yaşta. Diyorsun. Şimdi Hasan, Hüseyin, Muhsin. Üçü de aynı kökten, üçü de güzelliği, iyiliği, hayrı, hasenatı ifade eder. Güzel bir rivayet. Ahmet bin Hanbel'den efendim Hasan tarikiyle İbn Hibban falan da daha pek çok kaynakta var rivayet. Hazreti Ali deyince de onu hatırladım. Peki. Diğer rivayetimize geçelim. 132. rivayetimiz. Kâle Müslim rahmetullahi aleyh haddetena Muhammed ibn Rumh ibn el-Muhacir el-Masri kâle akhbarana el-Leytu an ibn el-Hadi عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر النساء أي kadınlar topluluğu أي kadınlar تصدقنا وأكثرنا الاستغفار hem çok tasaddukta bulunun, sadaka verin, hem de çokça istiğfarda bulunun. Tasaddukta bulunmak, sadaka vermek, aslında Rab Teala'nın berzah aleminde bizden aldığı, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Evet, sen bizim Rabbimizsin. Sözünün tasdiki, o söze bağlılığı ifade eder tasadduk. Sadakatten gelir. Ben o söze bağlıyım ya Rabbi. Senin bana verdiğin bütün mallar bende emanettir. Emanetin sahibi olan Allah'ın diğer kullarına bu emaneti veriyorum. Kimseye bir şey verdiğim falan yok. Çünkü benim değil malın aslı. Ömer Ali Hoca'nın yaşadığı memleketin eski düzeninde, komünizm döneminde mal devletin, vatandaşın herhangi bir mal hakkı
Yok, yersin, içersin, değil mi? Büyü. Ama ihtiyacın giderirsin. Lakin tapu veya sen bir malın olmazdı. Devletin bütün mallar. Avrupa'da da Batı medeniyetinde de tam tersi. Devletin bakkal dükkanı bile olmaz. Hiçbir şeysi olmaz. Her şey bireyindir, vatandaşındır. İslam da diyor ki ne senindir ne onundur. Ne devletin ne bireyin. Mal Allah'ındır. Kul nedir? Sadece emanetçidir. Dolayısıyla tasadduk edin çokça. Allah ile olan bağınızı güçlendirme, sadakatinizi gösterme adına çokça sadaka verin. Bir de çokça günahlarınıza istiğfar edin. Ama kadınlara hitap ediyor. فَاِنِّي رَأَيْتُكُنَّ اَكْثَرَ اَهْلِ النَّارِ. Çünkü ben cehennemdeki insanların çoğunun sizlerden birileri olduğunu gördüm. Yani cehennemin çoğunluğunu kadınların oluşturduğunu gördüm ben. Fekalet imraetun minhunne cezle. Cezle sıfat, bir isim değil. İsim vermiyor. Cezle zâtu aklin demek ve zekâin, zeki, akıllı, vakurlu, biraz da cesur. Değil mi? Herkes kalkıp da peygambere itiraz bir anlamda yani. Akıllı bir kadın, içlerinden atılgan, cesur, yürekli bir hanımefendi çıktı ve dedi ki ve mâ lenâ ya Resûlallah, niye biz ektera ehlinnâr, cehennem halkının çoğunu oluşturuyoruz ya Resûlallah, bunun sebebi nedir? Kâle tükthirne el-la'ne ve tekfurne el-aşira. Siz öncelikle diliniz iyice ilence alışmış kadın olarak çok ileniyorsunuz. Lanet olsun. Efendim Allah lanet etsin gibi. Birincisi bu. İkincisi ve tekfurnel aşira, hocalarınıza karşı el aşir yakını, muaşeret diyoruz ya, sürekli ilişkisi olduğu kişi, aşiret diyoruz onlara da, değil mi? Dolayısıyla aşiret insanın bağı olan, ilişkisi olan akraba topluluğu demektir. Burada zevç demek. Hocanızın size karşı çalışıp didinip verdiği, kazandığı ve size yedirdiği nimetlere siz nankörlük yapıyorsunuz. Bu yüzden efendim cehennemde en çok olanlar kadınlar olacaktır diyor. وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَد۪ينٍ اَغْلَبَ لِذ۪ي لُبِّنْ مِنْكُنَّ. Lub, efendim, akıl demek değil mi? Dolayısıyla lub olunca da böyle bir kitap da var mı? Fıkıh kitabı bizim kültür tarihimizde çok fazla var bu isimde kitap. El-Lübab. Ne demek El-Lübab? İşte bu kökten geliyor. Aynı şey, aynı kökten geliyor. El-Lübab fi şerhil kitab.
Efendim, Huduri'nin dev eseri El Kitab adlı eserinden seçilmiş aklı başında bir yorum. Köküyle alakalı var yani bütün kelimelerin, değil mi? Peki aklı başında bir kişinin, erkeğin tabii Diyüp olduğuna göre, efendim sizin gibi aklını çelebilen başka bir kimse de görmedim. Efendim, dininizin dini ve aklı kıt olan, üç özellik sayıyor. Dini ve aklı kıt olan erkeklerin de aklını, zihnini çelen sizden başka kimseyi görmedim ben. Üç hastalığınız daha var diyor ya. Birincisi kocanıza karşı küfranı nimet. İkincisi dilinizin sürekli lanete, ilenmeye alışması. Üçüncüsü aklınızın eksik olması. Dördüncüsü dininizin eksik olması. Beşincisi efendim akıl çelici özelliğinizin olması. Beş tane özellik sayıyor. Bundan dolayı diyor cehenneme en çok kadınlar gidecektir diyor. Gale. Bunu yine itiraz ediyor veya öğrenmek istiyor o cezle olan aklı başında kadın. Ya Resulallah, ve ma noksanul akli veddin. Diğerleri az çok anladık da, dinimizin ve aklımızın noksan olması da nasıl oluyor? Gale, Allah'ın Resulü cevap verdiler. Emme noksanul akli feşehadetu imraeteyni ta'dilu şehadete raculin. Fehada noksanul akıl. İki kadının şahadeti ancak bir erkeğin şahitliğine denk kabul edilmiyor mu? İşte bu sizin aklınızın noksanlığını gösterir. Ve temkusul leyaliye ma tusalli ve tuftiru fi Ramazan fehada noksanti. Günlerce ve gecelerce namaz kılmıyorsunuz. Ramazan'da da oruç tutmuyorsunuz. Özel günlerinizde. İşte bu da dininizin noksanlığıdır. Peki bu hadisi nasıl yorumlamak lazım? Sondan başlayalım. Oruç tutmuyor deniliyor rivayette ama sonunda kaza edin diyor talimat. Öyle mi? Kaza edin diyor. Öyleyse teklifi kaldırmıyor ki. Bu açıdan yaklaşırsak sonu gelmez iş. Meseleye kadın erkek açısından değil, o günkü kadın ve erkeğin sosyolojik ve kültürel nitelikleri, toplumdaki görev dağılımı vesaire, oralardan bu hadise bakmak, oralardan bu hadisi yorumlamak daha doğru olur. İşin kolayı inkar et, kurtul.
ya bu hadis olmaz, uydurma, böyle hadis mi olur dersin, haşa, kurtulursun. Bu da bir yoldur ama Müslümanın yolu değildir. Efendim, ikinci yol, zahirine yapışıp rivayetin literal bir okumayla Resulullah böyle demişse böyledir. Kadının aklı gıttır, eksiktir vesaire dersin. Bu da bir yoldur. Ama bu da makasıdır şeria açısından çok münasip düşmeyen, Allah'ın kadın kullarını da üzen bir yorum olur. Demek ki bu sözler ve tespitler Resulullah döneminde kadınları üzmeyecek ve isyana sevk etmeyecek bir seviyedeymiş kadınlar. O anlaştaymış. Bunları bugün çıksan söylesen televizyonda bir lider söylese dünya ayağa kalkar. Öyle mi? Ama o günün kadını eksilerden önce sıfıra İslam sayesinde, yani insan mı değil mi, hayvan şeytan olarak değerlendirildiği bir derekeden, alt tabakadan önce sıfır düzeyine, insan düzeyine çıkarılmış. Sonra da erkeğe yaklaştırılmaya çalışılmış. Böyle bir sosyolojik ve kültürel ortamda bu sözler söyleniyor. Dolayısıyla bugün itibariyle bu hadisi yorumlarken cinsiyet ve kemiyet açısından bu hadisi yorumlamak mümkün değildir, doğru da değildir. Yani cehennemin çoğunluğu kadınlardan müteşekkildir, gördüm, bana gösterildi ifadesi kemiyet ifade etmez. Genellikle bu nitelikler kadınlarda bulunur. Bundan dolayı kadınlar efendim cehenneme gider. Peki bir soru, aynı nitelikler erkeklerde bulunursa gitmez mi? Onlar da o zaman cehennemin çoğunu onlar oluşturmuş olur. Yani kadınların aklını çelme efendim veya bir ömür boyu sana hizmet eden, saçını süpürge eden hanımına karşı ihanet veya küfran-ı nimet, nankörlük, değil mi? Veya bir mümine karşı efendim sövmek, incitmek, erkek danışkasını yapar bunları. O zaman aynı hadisin hükmüne erkek de girer demektir. Peki. Efendim? Tabii böyle yaparlarsa, yani bu nitelikler kadınlarda çok bulunur, dikkat edin. Böyle yaparsanız o zaman çoğulunuz cehenneme gider şeklinde ikaz. Tabii. Ve hattetenihi Ebu Tahir gâle akbarana İbn-i Vahb an Bekr İbn-i Mutar an İbn-i Lhâd bihâdel isnâd mitlehu. Aynı rivayet bu tarihle de bize kadar ulaştı. Aynı rivayetin mütabii olan bir rivayet daha. Ve kâle Müslim hattetenî el-Hasen ibn-i Aliyyin el-Hulvânî ve Ebu Bekr ibn-i İshâk kâle, iki üstadım birden naklettiler. Dediler ki hattetenâ ibn-i Ebi Meryem kâle ahbarana Muhammed ibn-i Cafer kâle ahbarani Zeyd ibn-i Eslem an Ayâd ibn-i Abdillah an Ebi Sa'idin el-Hudriyyi radiyallahu anh anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Ha,
aynı hadisin bir başka tarihi. وقال حدثنا يحيى بن أيوب وغتيبة وابن حجر قالوا üçü birden حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عمرو بن أبي عمر عن المخبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معنى حديث ابن عمر An-Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani hadis yoktur deyip inkara kalkışma. Hadisin bir değil, birden fazla sahabi ravisi vardır. Değil mi? Bunu ispat ediyor. 133. hadis-i şerifimiz. Kâle Müslim rahmetullahi aleyh. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب إكي أستاذن بردن قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد إنسان أولو قرآنك bir tilavet secdesi ayetini okuyup da arkasından evet ya Rabbi ben de secde ediyorum sana deyip secdesini yaparsa i'tezele şeytanu yebki yekulu ya veyle ve fi rivayeti Ebi Kureyb ya veyli vay bana vay başıma gelenlere der. Ağlayarak şeytan oradan uzaklaşır. Kur'an okunup da secde ayeti hasaten okunduğu ve secde edildiği zaman. Umira İbnu Adem'e bis sucudi fesecede felehu el cennet. Adem oğluna secde emredildi. O da secde etti ve cennete gitti. Ve umirtu bis sucudi fe ebeytu feliyen nar. Allah bana da secde et dedi. Ben ise isyan ettim. Olmaz dedim. Reddettim. Ama bana da cehennem düştü. Diyor. Bu rivayetin babla ilişkisi ne diğer hadislerle daha doğrusu? Küfür noktasında inkar eden kişinin şeytan gibi küfre gideceği. Son bir mütabi' daha getiriyor. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش بهذا الإسناد مثله غير أنه قال فعصيته فلي النار ben ise isyan ettim şeytanın ifadesi ve cehenneme gittim cehennemi hak ettim diyor. Diğer rivayetimiz kâle Müslim haddeteni Yahya ibn Yahya et-Temimi ve Osman ibn Ebi Şeybe kilahuma an Cerir kâle Yahya kâle ahbarana Cerir an el-A'meş an Ebi Süfyan kâle semi'tu Cabiran yekûl Cabir bin Abdullah şöyle derken duydum onu. سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ Bir Müslümanla Müslüman olmayan kimsenin arasındaki fark veya bir Müslüman ile
küfür ve şirk arasındaki fark. Sadece arada bir perde var ya. Yani. Perdenin bir tarafı küfür, bir tarafı iman dairesi, İslam dairesi. O perdeyi kaldırdı mı küfürle yüz yüze, karşı karşıya gelir. O perde nedir? Namaz. Öyleyse namaz perdesini yırtmamak, deldirmemek, kaldırmamak icap ediyor. Tamam, Müslüman kolay kolay namaz perdesini terk etmez de, tamamen kaldırmaz da. Ama deldirebilir bazen. Ara sıra kılar, ara sıra kılmaz falan değil mi? Veya cumadan cumaya kılar. Bayramdan bayrama kılar falan. Deldirir postu yani. Efendim perdeyi böyle yapmamak lazım. Peki. Kale yine mütabi rivayet. Müslim haddesena Ebu Gassan El-Misma'iyyü kâle haddetena Dahhâk ibn Mahlet an ibn Jureyç kâle ahbarani Ebu Zübeyir ennehu semi'a Câbir ibn Abdillah yakul semi'tu Rasûlallah sallallahu aleyhi ve sellem yakul beynel reclü ve beynel şirk vel kufr terkes salâ. Aynı rivayet. Aynı Allah. Tabi burada Cabir rivayeti var. Öbüründe o da Cabir'di. Dolayısıyla mütabi olmuş oluyor. Bu da ben şahit mi diye tereddüt ettim. Şahit değil. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.